Beyoğlu'nda Salih eşi yok. İddiaya göre bir arkadaşının evine gitti. Ancak onun misafirliğinden ailenin diğer bireyleri habersizdi. O evdeyken arkadaşının oğlu eve dönünce 35 yaşındaki eşi yokun kaçma girişimi sonu oldu. Evde yalnız olacaklarını sanıyordu. Genç kadının oğlu eve dönünce dolaba saklandı. Ama ayakkabılarını kapının girişinde unutmuştu. Gizlenemeyeceğini anlayınca 3. kattan kendini boşluğa bıraktı. Salih eşi yok Kasımpaşa'da yaşıyordu ve restoran işletiyordu. İddiaya göre geçtiğimiz gün tanıdığı bir kadının evine gitti. İddiaya göre genç kadının iki çocuğu düğüne gitmişti ve genç kadın evde yalnızdı. İkili evdeyken kapı çaldı. Gelen genç kadının 17 yaşındaki oğluydu. İddiaya göre gece saat 3 civarlarında genç kadının çocuğu eve geldi. İddiaya göre kapının önünde yabancı bir erkeğe ait ayakkabılar vardı. Annesine bunların kime ait olduğunu sordu. Annesi cevap vermedi. Bunun üzerine genç adam evde arama yapmaya başladı. Sesleri duyan Salih eşi yok. Önce dolaba saklandı. Ardından apartmanın 3. katından aşağı atladı. Gece 4-5 civarı diyorlar. Kaçıncı kattan düşmüş? Üçüncü kattan yani, ya orta katta. Ölmüş mü? Ölmüş. Ses üzerine anne oğlu aşağı indi. İddiaya göre 17 yaşındaki genç ağır yaralı eşi yoğu darp etti. Hemen polis ve ambulans çağrıldı. Salih eşi yok sağlık görevlileri tarafından hastaneye kaldırıldı. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Genç kadının çocuğu ise polis tarafından gözaltına alındı. Gözaltındaki genç ifadesinde eve girince şüpheli bir durum olduğunu sandığını, odaları ararken de bir gürültü duyduğunu söyledi. Eşi yokun düştüğünü o anda fark ettiğini, onu itmesinin ya da darp etmesinin söz konusu olmadığını söyledi. İşlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.